Merhaba arkadaşlar. Bugün geometri ders başarı sınavının çözümünü yapacağım. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi bakın burada şu iki doğru paralel verilmiş. Hatırlayın iki doğru paralelse şöyle çizdiğimiz zaman Z idi. Şu açıyla şu açı eşit oluyordu. Biz buna Z kural diyorduk. Aynı mantıkla şu açıda arkadaşlar noktalıysa burası da noktalıydı. Şimdi buradan yola çıkarak şöyle doğru çiziyorum. Paralel doğru. Burada şu Z'yi görüyoruz mu? Bakın 80 ise şu açıda 80 derecedir. Bu sefer şu 115 ise şu Z'yi görüyoruz mu? Bakın şu şekilde. 115 ise bu da 115 olacak. Z'yi görüyoruz arkadaşlar. O zaman 80 artı X eşittir 115 ise X buradan 35 olur. Yani cevap C seçeneğidir. Şimdi gelelim ikinci soruya arkadaşlar. Burada DC uzunluğu DA'ya eşit demiş. Bunu belirttim şu şekilde. BC ile BE'ye de eşit demiş. Onu yeşille belirttim. Bize ABC açısı. Şu açının tamamı soruluyor. Şimdi arkadaşlar önce şunu yazalım. Şu ikizkenarlık olduğu için morlar. Şu açıya A dersem burası da A'dır. Değil mi? İkizkenar olduğu için. Şu açı B ise ikizkenar olduğu için şu açının tamamı. Şunun tamamı B'dir. Tamamı. Şimdi bakın önce şu küçük üçgene bakmaz üstüme. Şu üçgen. E, F, C üçgene bakın. Biliyorsunuz bir üçgende iki iç bir dışı verir. İkisinin toplamı dış açıyı verir. O zaman A ile B'nin toplamı 110'u vermez mi? Çünkü şurası 70 derece ya. O zaman A artı B kaçtır? 110 derece. Şimdi bu açının tamamı B'ydi. Niye? Şu ikizkenar olduğu için. Büyük üçgene bakıyoruz şimdi. Bakın büyük üçgene. A, B. A artı B kaç? 110 ise şu açının tamamı o zaman ne olur? 70 olur. 180'den 110'u çıkartırsak 70 kalır. Yani cevap D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruya bakıyoruz. Hatırlayın bir kenarın uzunluğu daima neydi? İki kenarın toplamından küçük olmak zorundaydı. Yani x 5 ile 8'in toplamı 13'ten küçük. X'inin farkı 3'ten büyüktür. Arada kaç tane tam sayı değeri vardı? Biliyorsunuz aradaki terim sayısı nasıl biliyoruz? Son terimden ilk terim çıkartıyoruz. 13'ten 3'ü çıkarttık. Sonra bir azaltıyoruz. 10'dan 1 azaltırsam 9 tane değer alır. Cevap B seçeneğidir. Şimdi 5. soruya baktığım zaman arkadaşlar BAC açısı yani şu açı 90'dan büyük demiş. Eğer bu 90 derece eşit olsaydı şu açımız 8, 15, 17 üçgen olurdu. Yani şurası şöyle 17 olacaktı. Ama açımız 90'dan büyükse x de ne olması lazım? 17'den büyük olması lazım. Ve genel durum neydi? X daima şu x toplamı 8 ile 15 toplamından 23'ten küçük. X'inin farkı kaç? 7'den büyüktür. İki tane aralık oluştu görüyorsunuz. Bir bu, bir de bu. Ne yapıyorduk? Alt sınırdan büyük olan alıyorduk yani. X 17'den büyük, 23'ten küçük. Bunun üst sınırı zaten sadece burada var. Arada kaç tane tam sayı var? Tek tek saymıyorduk. Ne yapıyorduk? Az önce yaptığımız gibi. 23'ten 17 çıkarttık. 6. Bir azaltırsak 5 tane tam sayı değeri vardır. Yani cevap B seçeneğidir. 6. soruda arkadaşlar yine bir katlanma durumu var. Buradaki C köşesi B'nin üzerine geliyormuş katlanınca. Şu şekilde katladık. Buraya geldiği için şöyle şu uzunlukla şu uzunluk eşit olacak. AC uzunluğu sırada kaç vermiş? 7. Şurası 7. Ben diyorum ki şu uzunluğa A dersem burada ne kalır? 7 eksi A kalır. Bu 7 eksi A ise bu da 7 eksi A. AB'nin alacağı en büyük yani şu X dersem X'in alacağı en büyük tam sayı sormuş. Üçgen eşitsizliğinde neydi? Bir kenarın uzunluğu daima diğer ikisinin toplamının küçük olması lazım. 7 eksi A ile A'nın toplamından küçük olacak. Burada eksi A ile artı A giderse X 7'den küçük olması lazım.
7'den küçük en büyük tam sayı değeri 6'dır. 7. soruya bakıyoruz. ABC eşkenar üçgen demiş. Eşkenar üçgeni biliyorsun üç kenarı da eşittir. Şu şekilde belirtelim. AC ile CD dik demiş. AD uzunluğu 14. Çevre ABC yani eşkenar üçgenin çevresinin alacağı en büyük tam sayı sormuş. Şimdi şu uzunluğa A dersen burası da A, bu da A. Şu dik üçgene bakıyorum arkadaşlar. 90 derece biliyorsunuz bu üçgenin en büyük açısıdır. Şu açı da 90'dan küçüktür. Biz biliyoruz ki açıkenar bağıntılarında büyük açıkazda büyük kenar, küçük açıkazda küçük kenar vardır. Yani 90'ın karşısı 14 hipotenüs olduğu için A 14'ten küçük olmak zorundadır. A 14'ten küçüktür. Daima. Bize çevre dediği için 3A'yı soruyor. Bunun çevresi biliyorsun 3A'dır. O zaman şu aralığı 3'e çarparsam 3 çarpı A 3A 3 çarpı 14 42. O zaman çevre oldu mu? Oldu. Çevre 42'den küçükse kaç olur? 41 olur. Yani cevabımız D seçeneğidir. Bir de şunu diyebilir arkadaşlar. Hocam A'ya 13 yazsaydık olmaz mıydı? Şimdi eğer kenarlar tam sayı deseydi o zaman 13 alacaktık. Ama kenarlar tam sayı demediği müddetçe bu şekilde yapıyoruz. Evet 8. soruya geldik arkadaşlar. ABC eşkenar üçgen ve AD de eşkenar üçgen demiş. Önce şu ABC eşkenar üçgen kenarlarını şöyle belirtelim. Şu ikisi eşit, şurası da eşit. Ama bunu yazmaya çok gerek yok. Şu ikisinin eşit olduğunu görmemiz lazım. Aynı mantıkla şu AD'ye de eşkenar üçgen olduğu için şu kenarlar eşit. Şurası da eşit ama onu yazmayacağım. Şimdi bakın burada şu açıya A diyorum. Şu açıya A, alfa ile karışmayız. Şu X diyelim o zaman. Şu X olsun. Şurası da Y. X artı Y kaç derece? 60 derece. Eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Bu da 60 derece. Eşkenar üçgen olduğu için Y ise bu da ne olur? X olur. Şurası X. Burayı 60. 60 olması Y ise X oldu. Şimdi arkadaşlar şu üçgenle şu üçgen eşittir. Bir de şu eşkenar üçgenin açılarının 60 derece olduğunu yazalım. Şurası 60, burası da 60 derece. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Şu iki üçgen eşit dedik ya. Burası işte kırmızı kenar, x, mavi kenar. Kırmızı kenar, x, mavi kenar. Görüyor musunuz? Kenar, açı, kenar eşitliği var. Yani ikisi de aynı. Açılar aynı, kollar da aynı. O zaman şu kırmızıya bakan açı alfa. Şu kırmızıya bakan açı da 60 artı 28 eşit olacak. O zaman bu durumda cevap 88 olur. 9. soruya geldiğimizde arkadaşlar. AC ile BD eşit demiş. Şu şekilde belirtmişler. ED uzunluğu 3. AD uzunluğu şurası 7. Bize BC uzunluğu X kaçtır diyor. Şimdi bakın şu açıya A diyorum. Buraya B diyorum. A artı B kaç derece? 90. Biliyorsunuz 90 derece şu ikisi toplamı 90 yapması lazım. Çünkü 180 dereceden 90 çıkarsa 90 kalır. O zaman A artı B 90'dı ya. 90 derece olması için B ise bu açı da A'dır. A 90. O zaman burası da B olur. Şu üçgenle şu üçgen görüyorsunuz arkadaşlar. Benzer oldu. A B 90. A B 90. Bakıyorum B'nin karşı kenarlar eşit olduğu için o zaman oran 1'dir. Bu durumda iki üçgen eşittir. A'nın karşısı 3 ise A'nın karşısı burası 3'tür. 7'den 3 çıktı. Kaç kaldı? Burada 4. B'nin karşısı 4 ise B'nin karşısı uzunluğu 4'tür. 3, 4, 5 üçgeninden X değeri 5 olacaktır. Şimdi arkadaşlar burada 2 birim, 8 birim verilmiş ve şu açılarda eşit olduğu soruda verilmiş bize şu AH üstünde x dersek bu kaçtır diyor. Şu açıya A diyorum. Şu açıda A. Şuraya da B diyorum. Şu üçgene bakarak biliyorsunuz bir açının ölçüsü 90 derece ise diğer ikisinin toplamı 90 derecedir. Yani A artı B 90 derece. Bu durumda bu da A artı B olduğu için şu açı da 90 derece. Bakın dikten dikinmiş. O zaman ne var burada? Öklit var. Neydi öklit bağıntısı? Şu yüksekliğin karesi böldüğü parçanın çarpımına eşittir. Yani x kare eşittir
2 çarpı 8'dir. Buradan x kare eşittir 16'dan x eşittir 4 olur. Yani cevabımız B seçeneği.